Askerlik borçlanması nedir? Askerlik yaptığınız süre boyunca eğer 4 e tabi olarak yapmadıysanız yani er olarak yaptıysanız ilk işe girdiğiniz tarihten sonra da olabilir, önce de olabilir ve bu süreçlerde çalışmıyorsanız borçlanma yapabiliyorsunuz. Askerlik süresince çalıştıysanız o çalışmanız iptal olur. O yüzden oraya gene borçlanma yapabiliyorsunuz. Onları tekrar satın alabiliyorsunuz. Askerlik borçlanmalarında ilk işe girdiğiniz tarihten önce askerlik yaptıysanız başlangıcınız geri çeker. Yani 95'te işe girdiniz, 93'te askerlik yaptınız. 95'ten geriye askerlik süresince çekecek. 6 ay ise 6 ay, 18 ay ise 18 ay. Bu da prim gününde düşmeye sebebiyet verecek giriş tarihiniz daha erkene çekildiği için. Ama İlk işe girdiğiniz tarihten sonra yaptıysanız askerliğin. Yani 95'te işe girdiniz, askerliği de 97'de yaptınız diyelim. Bu sadece size prim gün sayısı olarak geri dönüyor. Başlangıcınızı geriye çekmiyor. Peki bana ne faydası var? E tabii ki faydası var. Bazı durumlarda bir dönem geriye çektiği için örneğin 300 400 gün erken emekli olabiliyorsunuz. Hem de üzerine gün de satın almış oluyorsunuz. Ve gene tabii ki bunda önemli olan detay. Ben bu askerlik borçlanmasını kaç paradan ödeyeceğim? Askeriden mi ödeyeyim? İki katından mı ödeyeyim? Maaşa getirisine benden götürüsü var mı? Askerliğimin tamamını mı ödeyeyim? Üç ayını mı ödeyeyim? Bu gibi sorularınız için bizlerden danışmanlık alabilirsiniz. Böylece tablo haline karşınızda görür. Yolunuzu buna göre çizersiniz. Unutmayın ki her borçlanma gibi askerlik borçlanmaları da zamlanır. Yani 6 ayda bir askerlik e, asgari ücrete zam geldiği zaman sizin borçlanmanıza da zam gelecek. O yüzden bu yıl için Aralık sonuna kadar borçlanmanıza müracaat ederseniz ihtiyacınız olan en azından ileriye dönük planlamanızı daha uygun fiyatlardan yapmış olursunuz. borçlanmalar Burada dipnot olarak düşeyim. Bir sefere mahsus iade alınabiliyor. O yüzden biz planlamamızı yaparken bazı durumlar derken borçlandırırız, ödemeyi yaptırırız. Bakarız ileride yasa değişti, kanun değişti, gün sayısı düştü vesaire. O zaman bir sefere mahsus bu tutarı ödediğiniz kadarını iade olarak alabiliyorsunuz. Bununla ilgili başvurularınız tabii ki devlet üzerinden yapılabiliyor, sosyal güvenlik kurumlarından yapılabiliyor ya da bizim gibi uzmanlardan yardım olarak onlara yaptırabiliyorsunuz.